Urfa özelinde hem de sahadaki çalışmalar nasıl gidiyor seçim kampanya döneminde? Urfa'da gerçekten de çok muazzam ve coşkulu bir miting gerçekleştirildi. Milli görüşün yeniden şahlanışının aslında ilk adımının Urfa'dan atılacağının bir göstergesi olarak bu mitingimizi yaptık. İnşallah 31 Mart akşamı Urfa'dan çok müjdeli haberleri alacağımızı görüyoruz. İnşallah 2028 seçimleri için de yeniden Refah Partimizin çok daha iddialı bir şekilde yoluna devam etmesine inşallah vesile olacak. Tabii diğer illerimizde de çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Genel olarak çok ciddi bir teveccühü, çok ciddi bir ilgiyi görüyoruz. Partimize katılımlar çok hızlı. En son üye sayımız da bugün itibariyle 493 bine geldi. Gerçekten de çok muazzam bir performans. İvmesi artarak, hızı değil ivmesi artarak devam ediyor. Ve yerel yönetimlerde inşallah milli görüşü iktidar yapma hedefindeyiz. Ve bu tempoyla devam ettiği takdirde hemen seçimden sonra birkaç ay içerisinde 1 milyon hedefine ulaşmamız da işten bile değil. Bu süreçte engellemelerle karşılaştığınızı ifade ettiniz. Örneğin televizyon programlarının yasaklandığını belirttiniz. Bunun nedeni de aslında Mayıs seçimlerinde ortak olduğunuz partiyle bir bakıma uzlaşamamanız gibi algılanıyor. Bu engellemelere dair ne kaydedersiniz? Tabii biz hep söylüyoruz, diyoruz ki ya bakın bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Eski dost düşman olmaz, centilmen olmamız lazım. Ama maalesef karşı tarafta böyle bir tarzı, böyle bir tavrı görüyoruz. İşte miting meydanı verilmemesi, afişlerimizin, pankartlarımızın indirilmesi, belediye ekipleri tarafından toplanması, işte Kahramanmaraş'ta seçim otobüsümüze sprey boyayla saldırıda bulunulması, seçim bürolarımıza taşlı saldırılar ve bir seçim aracımıza da biliyorsunuz kurşunlu bir saldırı da, silahlı bir saldırı da gerçekleşti. Bütün bunlar tabii Türkiye'de siyasette olmasını istemediğimiz, görmek istemediğimiz olaylar. Ama bütün bunlara rağmen de teşkilatlarımız büyük bir heyecanla, gayretle tüm Türkiye'de çalışmalarına devam ediyor. Şu anda gece gündüz yeniden Refah Partisi'nden bahsediyorlar. Ama ne kadar ilginç ya, bu konuştuğunuz, merak ettiğiniz, sürekli anlattığınız, tartıştığınız Yeniden Refah Partisi'nden bir temsilciyi neden çıkartamıyorsunuz? Yani bu maalesef iktidarın kanalları ve iktidarın korkusuyla hareket eden kanallar, ulusal kanalların hiçbir tanesi şu anda bizim ne bir adayımızı, ne bir genel başkanımızı, ne de bizi çıkartamıyorlar. Çok ilginç bir aslında manzara. Gerçekten de hiç olmaması gereken şeyler. Yani tabii talimat olduğunu inanıyoruz. Çünkü bizim genel yayın yönetmenleri telefonlarımıza çıkmamaya başlıyor. Bayramda, cumada, kandilde arayan, sürekli kanalımızı açık buyurun diyen, davet eden. Bu biz ittifak kararımızı açıklamadan önce sürekli ya ne zaman çıkartacağız, hadi bir program yapalım diyen yayın yönetmenleri, gazeteciler, haberciler, televizyonlar şimdi telefonlara çıkmıyorlar. Belli ki bir yerlerden bir talimat gitmiş ve maalesef böyle bir ambargo var. Bu süreçte anlaşmanın olmamasının nedenlerini kendi açınızdan hep anlattınız. AK Parti'nin sizinle anlaşmamak üzere masaya oturduğuna dair de partili kurmaylarınızın açıklamaları vardı. Bugünden geriye baktığınızda Mayıs seçimlerine ve bu yaşadıklarınızla birlikte düşündüğünüzde bir pişmanlık durumu var mı? Yani tabii bu centilmenliğe, bu nezakete uygun bir hareket tarzı değil. Biz siyasete nezaket getireceğiz, zarafet getireceğiz dedik. Centilmen olacağız dedik. Bir savaşın bile bir hukuku var. Bu tarz bir tepki, bu tarz bir yaklaşım gerçekten de hiç yakışık almıyor. Biz tabii bir önceki seçimde bir mutabakat metni ortaya koymuştuk. Yani bu mutabakat metni özellikle ekonomi alanında atılması gereken adımlar. İşte denk bütçe yapılsın, israf önlensin, imtiyazlı holdinglere kaynak aktarılmasın haksız yere. Borçla, zamla, vergiyle değil, devlet mallarını satarak değil, milli kaynak paketleriyle kaynak üretilsin. Ama maalesef tabii bunların hiçbir tanesine uyulmadığını açık bir şekilde gördük. Söylediklerimizin tam tersinin yapıldığını maalesef gördük. İşte vergilerin arttırılması, zam yağmuru, faizlerin arttırılması, bütçe açığının artması, bütçeden faize ödenecek miktarın artması. Böyle bir durumda tabii bizim daha fazla destek olmamızın bir manası kalmıyor. Çünkü biz milletin faydasına olacak diye böyle bir adım atmıştık. Ama gördük ki maalesef aynı tas, aynı hamam devam ettiler.
Öyle olunca da tabii bu seçimde ittifak yapmama kararımızdaki çok önemli rol oynayan maddelerden bir tanesi bu. Peki bu olumsuz tablodan sorumluluk hissediyor musunuz? Biz tabii sorumluluk şöyle hissetmiyoruz. Çünkü biz onların sözüne güvendik, itibar ettik. Milletin huzurunda aslında sadece bize değil millete de bir söz verilmiş oldu. Resmi olarak bu mutabakat metni imzalandı. Bunların yapılmasına vesile olur muyuz düşüncesiyle böyle bir harekette bulunduk. Tabii burada bunların yapılmaması maalesef vebali karşı tarafa, iktidara yüklüyor. Bir de tabii diğer blokta iktidar olmasın. Millet İttifakı, Altılı Masa, bloğu, ittifak, iktidar olmasın diye de bir duruş sergilemiştik. Türkiye'nin, ülkenin, milletin menfaatleri doğrultusunda. O bakımdan da o günkü duruşumuzun doğru olduğuna halen daha inanıyoruz. Mutabakata uyulmamasının vebali tabii maalesef karşı tarafta. Çünkü biz iktidar değiliz, bakan değiliz, cumhurbaşkanı değiliz, yürütme bizim elimizde değil, meclis çoğunluğu bizde değil. Biz sadece bunu takipçisi oluyoruz, dile getiriyoruz, uygulansın istiyoruz, bir niyet ortaya koyuyoruz. Ama uygulamadılar ve bunun sorumluluğu da tabii kendilerinin üzerinde. Uygulanmadığı için de bugün emeklinin, memurun, işçinin, çiftçinin, dar gelirlinin halini maalesef görüyoruz. Borç, faiz, zam, vergi ekonomisi 22 senedir uyguladıkları, bundan vazgeçsinler diye bir dal uzattık. Bundan vazgeçmediler. Aynen aynı tas, aynı hamam uyguluyorlar ve gelinen noktada maalesef ortada. 31 Mart akşamı biz yeniden refahın hangi rakama ulaştığında o hedefini görmüş olacağız. Tabii Türkiye genelinde de biz inşallah hep söylüyorum %20'nin üzerinde oy alma hedefimiz var. Onu da şuna dayandırıyorum. Geçen seçimde anketlerde bizi %1 bile göstermezken pek çok anket %3'e yakın bir oy almıştık. Şimdi %1 bile göstermeyen anket firmaları bugün bize 6, 7, 8 puan Türkiye genelinde oy alacağımızı ifade ediyorlar. Öyleyse gene aynı oranla çarparsak bir matematik hesapla %20'nin üzerinde oy almamız gerekir. Bu hedefi ortaya koyduk. İnşallah da öyle olacaktır. Urfa ile beraber çok sayıda ilçe ve il belediyesini de alarak ve %20'nin üzerinde de Türkiye genelinde bir oy oranına ulaşarak inşallah Türkiye siyasetinin çok güçlü bir aktörü haline yeniden Refah Partimizin gelmesi ve inşallah tabii 2028 seçimlerine de güçlü bir şekilde bir favori parti olarak girmesi hedefimiz, amacımız. Çok teşekkürler. İnşallah, ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık.